Bugün uçak açılımımızın misafiri şu siyah poşetin içindeki alet. Ne dilerseniz bakkal poşetini hemen açalım bakalım bizi ne karşılayacak. Evet, şöyle bir tutup açıyor bizi. Ne yazıyor? Kablosuz kapı zili. Ön yüzü böyle bir şey. Bu buton, bu hoparlör, bu da şarj edilmeyen bir pil. Bunu nasıl bulacağız, nasıl temizleyeceğiz ben de bilmiyorum. Neyse, şöyle bir kutusunu açalım bakalım. Adı üstünde kutu açalım. Gerçi kutuyu açmak için şunu kırmak lazım galiba. Çıksana. Aralık bir şey yapıyorsunuz. 20 liralık masa çıkartıyorsunuz. Nasıl adamsınız kardeşim? Evet. Hopa. Pili düştü. Pili burada. Şu şu kısım duvara yapıştırılan yapıştırıcı. Çalışmıyor. Şöyle açalım bakalım içinde ne var ne yok. Peki bozar bozarız. Peki bozduk da galiba yok. Bunun içinde fazladan vida bulmadık. Vida buraya ait. Fazladan vida buraya ait. Bu. Neyse sonra bağlarız bunun yerine. Şu pili şuraya taktık mı? Olacaktır ki buna da pil takmamız lazım. Şunu şuna bırakalım. İki tane büyük boy pil lazım bize. Büyük boyun büyük boy kısmet. Bir bakalım bir durdurayım. Bakkal amca pilim var mı? O da var dedi. Ondan sonra dedik ne duruyorsun? İki tane pil versene dedik adama. İki tane pil oldu işte. Hoppala. Nasıl bir şeyse sen. Bakalım kuşumuz ötecek mi? Kuşumuz öttü. Tuş ne?
Tamam şimdi. Gündüz macerasında hiç olmadığın kadar güçlüsün. Yüzden fazla kombinasyonla ekipmanını tasarla, mücadeleye başla. Evet arkadaşlar, daha sonra bu kablomuzu direkt zilimizin bir bacağına bağlayalım. Hususunda butona gidecek kablolara da kırmızı kabloyla çıkış yapalım. 15 voltluk çıkış ucunda ve butonumuzu arkadaşlar bir ucuna bağlayıp şöyle ortasından soyalım arkadaşlar. Bu binanın dışındaki buton olarak düşünün. Burada çalışma mantığını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar size. Yine diğer butonun aynı yerine bu kabloyu devam ettireceğiz. Diğer ucundan alıp öbür anahtarı birleştireceğiz. Yine bunun da gövdesini soyalım. Arkadaşlar ortadan soyalım. Bir daha koparmaya
düşünmeye gerek yok. Çalışma prensibini de anlatacağım arkadaşlar. Saatimizin zilimizin ucundan diğer ucundan zilimizin diğer ucundan da butonlarımıza geçiş yaparak butonlarımızı da birbirine bağladık arkadaşlar. Şimdi trafomuza enerji verip deneyelim. Bakalım doğru çalışacak mı? Evet, şu anda enerji var arkadaşlar trafomuzda. 20 volt girdi, 15 volt çıktı. Bir ucunu butonlara bağladık. Devreyi kesip çalması için. Diğer ucunu da zil butonumuza bağladık arkadaşlar. Şimdi binanın girişindeyim ve zile basıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dairenin önünden basıyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine faydalı olabileceğini düşündüğüm bir ürünü anlatacağım arkadaşlar. Wireless kapı zili arkadaşlar. Wireless kapı zili nedir? Kablosu olmayan, kablo bağlantısı olmayan buton ve zil arkadaşlar. Gerçekten faydalı ve güzel bir ürün yapmışlar. Bunu size anlatacağım. Nerelerde kullanılır, nasıl çalışır, bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. İçerisinde bir adet zil ve bir adet de buton bulunmakta. Butonun içerisine takacağımız bir adet ufak pilimiz var arkadaşlar. Şimdi öncelikle zilimiz şöyle kibar bir vidayla şöyle tutturabileceğimiz bir zilimiz var arkadaşlar. Arkasında pil yuvası var zilimizin. İki adet kumanda pili var. İnce kalem pili arkadaşlar. Taktığımızda kapağını da kapatalım. Şu yan butonu var. Bir tane switch var yan butonu. Zilimizin yan tarafında hemen bir tane switch var. Buna basarak melodi sesi değiştirebiliyoruz. Üzerinde yazıyor zaten 32 müzik diyor. Buradan beğendiğinizi seçerek sabitleyebilirsiniz. Şimdi deneme yapalım arkadaşlar. Evet.
Yaklaşık kutunun üzerinde 100 metre açık alanda çekim gücü var diyor ama ben kullandım arkadaşlar. 25-30 metre rahat kullanabilirsiniz pilleriniz güçlü olduğu zaman. 25-30 metreyi güzel al. Kaynağımızdan gelen kablonun birisini arkadaşlar, pilimizin gelen kablosun birisine bağlıyoruz. Diğer kabloyu gelen ise arkadaşlar, pil kablomuzun diğerinde 2-3 şekil buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Efendim Black. Yes.
Özet edelim ya, özet edelim arkadaşım, seslendin ya. Sonra arkadaşlar pilimizin diğer ucunu da zilimizin bir ucuna bağlayalım. Buna da bir lehim atalım, sağlam olsun. Evet arkadaşlar, anahtarımızın ucunda bir kablo alacağız. Bu aldığımız kablo yumuşak, çok telli kablo olursa daha iyi olur. Evet arkadaşlar, anahtarımıza da lehimimizi yaptıktan sonra şimdi geriye ne kalıyor arkadaşlar? Bunları sabitleyelim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi buradan zilimizden kablomuzu biraz uzatmamız gerekecek. Anahtardan almış olduğumuz kablo ucumuzu daha önceden hazırlamış olduğumuz bu bakır bileziğimizin klemensine bağlayalım. Evet. Bu plastik yerinden tutarsak arkadaşlar, zaten pildir ama yine de biz tedbirimizi alalım. Bir çarpılmaya maruz kalmayalım. Elimiz ıslak olabilir. Pil de ufak da olsa bir pildir. Evet arkadaşlar, bileziğimiz hazır. Şimdi düzeneğimizi kuralım. Arkadaşlar, bakır telimize temas edecek şekilde şu vidamızın altına burada bağlayalım.
arkadaşlar oyun düzenimiz hazır. Ya ben bunu biliyordum diyen arkadaşları duyabiliyorum şu anda. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, şimdi sistemimizi çalıştıralım. Ve temas ettiğimiz anda arkadaşlar zilimiz çalacak. Temas ettirmeden mümkün değil. Ya da ben beceremiyorum. Evet arkadaşlar, kapatıyorum sistemi. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar deniyorum. İnşallah yapabilirim. Arkadaşlar, ne beceriksiz adamsın diyen arkadaşları duyuyorum şimdi de. Evet arkadaşlar, biraz şeklini böyle değiştirdim. Bakalım bir de bu taraftan o tarafa doğru çalışalım. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Ama siz yapacaksınız eminim. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bugün değişik bir video hazırlayayım dedim. Biraz eğlence katalım işin içerisine dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu sayede bana destek olmuş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum.